Geçen hafta bir canlı yayında dedim ki eğer dedim haftaya perşembeye kadar 17.71'in altında kaparsa herkese pilav ısmarlıyorum dedim. Öyle de bir delikanlık yaptım. Bugün 17.85 civarında bir şey. Yani inanılmaz devamlı artıyor ama devamlı artmasında bir sebebi var tabii. Yani durup dururken devamlı artmıyor. Onu da şimdi zaten birazdan elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım insanlara. Şimdi tahminler öyle tutuyor. Geleceğe dair tahmin yapacağız. Ya şu anda herkesin tutuyor. Yani birisi 20 diyor, birisi 22, birisi 30 diyor. Tamamı tutacak. Ama zamana bağlı. Yani çünkü Türk parası her daim değer kaybetmeye devam edecek. Her yıl üzerine koya koya gidecek. Yani hiçbir zaman aynı yerde kalmayacak. Mesela çok enteresandır. 2003 ile 2010 yılları arasında dolar 1,5 liraydı. Hiç değişmedi. Aynı. Evet. Yıllarca 1,5 kaldı. Sonra oradan ufak ufak başladı. 1,80 oldu bir dönem herhalde değil mi? İlk devalüasyon olduğunda 1,80 oldu. Evet. Sonra çıktı 1,60. Hatta 1,30'lara, 1,28'lere dahi indi. Acaba 1 lira olacak mı falan dendi ki. Çok mümkün değil. O zamanlar da enflasyon vardı ama Türkiye'ye para giriyordu. Çok ciddi anlamda döviz giriyordu. E döviz de bir yerden bozdurmak zorundaydı. E sonra 2008 kriziyle de biraz sarsıldık yapmadık. Ama 2013'te ipler koptu. Ondan sonra başkanlık sistemi geldiğinde iş zıvanadan çıktı. Artık durdurulmaz hale geldi. Bu saatten sonra da kolay kolay durmayacak Türk lirası. Her daim değer kaybetmeye devam edecek maalesef. O yüzden herkes haklı çıkacak. Hani diyorlar ya bak 18 ben demiştim. Olacak. 19 olacak. 25 olacak. Ama tabii zamana bağlı. Seneye mi olacak? 1,5 sene sonra mı olacak? 2 ay sonra mı olacak? Yani maalesef işte ama mesela Societe Generale diye bir kurum var. İsviçre'de çok başarılıdır tahminlerinde. Ama genelde kendi lehine bazen pozisyonuna göre tahminler yapar ki diğerleri de öyle. En son Türkiye'de yıl sonu kapanışını dolar Türk lirasında 22 lira olarak açıkladı. Tahmin müşterilerine yolladığı raporda 22 lira olarak açıklıyor. Nedenlerini de alt alta tık 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 yazıyor. Ha olur 20 olur, 24 olur biraz yani ama onun hedefi 22 lira. Mesela Türkiye'nin kırılma noktalarından biri Morgan Stanley. Yok yok pardon. JP Morgan. Morgan Stanley değil. JP Morgan. İkisi de Morgan. Morgan ya. JP Morgan Türkiye hakkında bir rapor yazmıştı mesela. O zaman dolar yaklaşık 5.35-5.40 lira civarındaydı. Raporda diyordu ki Türk lirasının hızla değer kaybetmesini bekliyoruz. Çünkü rezervleri neredeyse bitmek üzere. Çok az kaldı. Hatta ondan sonra hızla bir 5.75'e çıktı. Erdoğan çıktı dedi ki ya dedi Türk lirası üzerinde manipülasyon yapıyorlar. Böyle haberler yapıyorlar dedi. BDDK, SPK devreye girmeli dedi. Konuşma yaptı. BDDK koştu gitti soruşturma açtı. SPK gitti soruşturma açtı. Tabii bunlar yapalı. 3 yılı geçti. 3 yıl oldu. O soruşturma bir türlü sonuçlanmadı bakın. Üzerine üstlük adamların dediği çıktı 5.95. Şimdi bırak 17.15. Yani adam öyle bir yerde dediler ki. Yani bunlar müşterilerine yollarlar. Türkiye'deki pozisyon görüyorlar ama şimdi artık Türkiye hakkında raporlar o kadar azaldı ki. Yani Türkiye hakkında rapor bulamıyorsun. Societe Generale'da alttan öyle çok ender yazmış. Niye? Çünkü Türkiye ile ilgilenmiyorlar. Şimdi müşteri pozisyonlarına bakarlar. Müşteri nereden yapmış? Brezilya'da pozisyonu var. Güney Afrika'da pozisyonu var. Gelişen ülkelerden bahsediyorum. Polonya'da pozisyonu var. Onları ayrıntılı yazarlar. Çünkü pozisyonlar var. Türkiye'de kimsenin pozisyonu yok. Çünkü Türkiye maalesef frontier denir. Yani gelişmekte olan ülkeler bile değil. Yani ancak halkından zavallı Afrika ülkeleri seviyesinde piyasaları. Çünkü biz yok ettik. Serbest piyasa olmayınca yabancı gelir mi? İki gün sonra tamam Türkiye'ye soktu 50 milyon dolar. Yarın nasıl çıkartacak o parayı? Çıkartamıyor. Yani çıkartmadan korkuyor. E haliyle Türkiye'ye bu kazançla dahi gelmiyor. Gelmez. Yani şu anda mesela dünyada Eurobondları %12'lerden işlem gören ki şirket Eurobondları %15 dolar bazında Türkiye %12 veriyor Eurobond'da. Yani borçlanma senetlerinde %12. Şu an satın al %12 yıllık dolar bazında. Ya %14 Merkez Bankası'nın Türk lirası faizi. Biz dolar bazında %12 veriyoruz ve kimse almıyor. Niye kimse almıyor diye düşündün mü? Yani adamlar kar görmüyor mu? Görüyor. Senden benden iyi görüyor. Ama Türkiye'de gelecek görmüyor. Ya bu ülke taklaya gelecek ekonomisi. Diyor ki hakikaten de ellerinde çok sağlam doneler var.
Birazdan onları da sayarız. Şimdi az önce manipülasyon denilen şeyin gerçek olduğunu... Şimdi anladın bana niye karanlık dediklerini. Evet, karanlık şeyler konuşmak... Şurada aydınlık gibi. Hiçbir şey gördün mü? Yani umut ışığı gördün mü? Çok görmek istiyorum. Yani, her gün anlatıyorum, sorma. Görmek istiyorum ama maalesef. Şimdi manipülasyon... Susuz gitmiyor. Manipülasyon dedikleriniz gerçek çık. Dedikleri gerçek çıkıyor ama öte yandan bulundukları tahminlerin gerçek çıkmadığı bir noktadayız. Yani şimdi bir taraf ekonomi bir bilimse nasıl farklı farklı tahminlerde bulunup bu kadar uç noktada bir türlü ortak nokta bulunamıyor? Şimdi bütün genel olarak ekonomistlere bakıyoruz, yanlış yoldasınız diye bağıran bir güruh var. Tahminleriniz tutmayacak diye, ama öte yanda iktidar tezinin de arkasında faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Tahminleri de tutmuyor ama bu politikalardan da vazgeçmiyor. Yani neyi öngörüyor? İşte boş tencere iktidar devirir mi devirmez mi diye konuşurken, yani hakikaten enflasyonu tek haneye indirebileceklerine inanıyorlar mı mesela? Yani enflasyonu tek haneye indirmeleri tabii ki mümkün değil. Ama inadım inat şeklinde şu anda Türkiye yönetiliyor. Nitekim her zaman da öyle yönetildi. Ama şimdi ekonominin bir bilim olduğu tabii tartışılır. Çünkü birçok bilimin birden bir araya gelmesi. Yani bu işin içinde sosyoloji de var, psikoloji de var, matematik ağırlıklı olarak var. Ama bu esnemeler sonuçta seni her zaman aynı noktaya getirir. Mesela Amerika 2001'den sonra 2008'e kadar fazla bir genişleme yapmadı, durdu. Yaklaşık bütçesi 900 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 2008 krizinden sonra öyle bir genişledi ki, öyle bir para bastı ki 4,5 trilyon dolara çıktı. Şimdi normal şartlarda bu kadar para basma enflasyon yaratır. Ama şöyle, bu para dağılmadı. Bu para dağılmadı ve dağılmadı, hızlı bir büyüme yaşadı Amerika. Şimdi büyümeyle para basma aslında doğru orantılı. Çok iyi büyürsen, para basarsan çok fazla enflasyon yaratmaz. Ama ondan sonra büyümeler küçülmeye başladı pandemiyle beraber ve pandemiyle beraber 4,5 trilyonluk bir şeyi bilançosu 9 trilyon dolara çıktı. İnanılmaz para dünyanın her yeri. Bunu Avrupa'da yaptı, Japonya'da yaptı, İngiltere'de yaptı, Türkiye'de yaptı. Ve ne oldu? Sonuçta para basma her zaman enflasyon getirir. Yani enflasyon paranın çokluğuyla ilgili bir konudur. Şimdi Amerika'da enflasyon haliyle 8,5-9'a çıkınca şimdi ne yapıldı? İlk faizleri arttırımına gidildi. Yetmez. Başka ne yapıldı? Basılan para çekilmeye başlandı. Aslında Türkiye'yi korkutması gereken de faizlerin yükseltmesinin yanı sıra o paranın çekilmeye başlaması. Şimdi Türkiye'de fazla yabancı yatırımcı yok ama yabancı yatırımcı gelmeyecek anlamına da geliyor. Çünkü piyasada fazla para yoksa o para dağılmaz. Her zaman kaynağa geri döner. Kaynak neresi? Basan ülke Amerika. Faizlerin artması bize ekstradan vurur. Niye? Çünkü Amerika mesela... Amerika'nın bir sürü Fed başkanı vardır. Onlar ortak karar alır. Yani bir tek Fed başkanı vardır. Ama diğer Fed başkanlarının hepsinin oyu birdir. Bizdeki gibi. Şimdi Fed başkanlarından biri dedi ki yıl sonunda bizim hedefimiz faizlerin %4 olması.